Merhaba, bu videomuzda ActionScript 3 içerisindeki XML ile ilgili çalışmaları inceleyeceğiz. XML dokümanımızı oluşturmadan önce XML dokümanından bilgiyi okuyacak Flash dokümanını ve ActionScript dosyasını oluşturalım. Öncelikle ActionScript 3 destekli bir Flash dokümanı oluşturalım ve bunu kaydedelim. İsim olarak XML test.fla ismini verebiliriz. Daha sonra yine file'dan new diyerek ActionScript file, yani ActionScript dosyasını oluşturalım. Bunun adını da yine aynı isimle verebiliriz. XML test.as diyebiliriz. Şimdi XML test.fla'daki document class bölümüne ActionScript dosyamızın adını yazalım. Bu şekilde XML test.fla içinde herhangi bir ek kod yazmadan tüm çalışmalarımızı ActionScript dosyası içinde tanımlama şansına sahip olacağız. Şimdi XML test.as bölümünü açıp bir paket oluşturuyoruz. Ve ilk yapacağımız çalışma bu paketin içerisine sınıfları tanımlamak olacak. Bu ihtiyaç duyduğumuz sınıflar importla alacağımız sınıflar. Öncelikli olarak Flash içerisindeki display sınıflarından movie clip'i alalım. Daha sonra yine Flash içindeki net sınıfına bağlı URL loader ve yine net sınıfına bağlı olan URL request alt sınıflarını alalım. Ve en son bir dinleyici ekleyeceğiz çünkü dokümanın yüklenip yüklenmediği ile ilgili olarak Flash'ta event sınıfını da ekleyelim. Burada ekleme işlemlerimiz sınıfların tamamlanmış oldu. Şimdi bu aşamadan sonra sınıfımızı oluşturalım. Bu oluşturduğumuz sınıfın ismi de yine ActionScript dosyamızla aynı isimde olacak ve bunun altında yarattığımız fonksiyon da yine aynı isimde olacak. Ve bu sınıfın yine movie clip özelliklerinden faydalanmasını istiyoruz. Eğer sahnede bir takım çalışma yapacaksak ve bağlayacaksak buna ihtiyacımız var. Şu an için biz trace bölümünü kullanarak output bölümünde bunların sonuçlarını göreceğiz ama yine de bir takım farklı uygulamalar belki eklemek isteyebilirsiniz. Buradaki bölümde bu ana sınıfı oluşturduktan sonra bunun içerisinde bir fonksiyon oluşturacağız. Yine XML test olarak bu fonksiyonun oluşmasını sağlayacağız. Ve buradaki bölümde de XML oku diye bir fonksiyonu tetiklemesini sağlayacağız. Şimdi XML oku fonksiyonunu oluşturalım. Bu bir private function olsun. Ve bu private function içerisinde esas çalışmalarımızı, yani bu XML ile ilgili okuma çalışmalarını, gerekli olan çalışmalarını gerçekleştirelim. Şimdi çalışmamızda kullanacağımız XML dokümanımıza bir göz atalım. XML dokümanımızı Dreamweaver gibi bir editör içerisinde düzenleyebileceğimiz gibi Notepad gibi herhangi bir editör içerisinde düzenleyebiliriz. XML dokümanı ile ilgili genel bilgiler vermek gerekirse öncelikle bir deklarasyon var. Yani XML'in versiyonu ve dil kodlaması ile ilgili. Daha sonra
ana bir nod var, ana bir düğüm var. Ürünler, ürünler şeklinde. Ve bunların altında her bir ürünün düğümü ve bunların altında da o ürünün sahip olduğu alt özellikler yer almakta. Burada istediğimiz gibi bunları çeşitlendirebilir ve sayılarını arttırabiliriz. Herhangi bir farklı editör içerisinde de bunları düzenleyebiliriz. Daha sonra bunları yine Dreamweaver içinde farklı şekillerde yapılandırabiliriz. Editör konusunda çok geniş bir seçenek karşımızda yer almakta. XML dokümanımızın içindeki etiketler bizim çalışmalarımız için çok önemli. Belki daha önce ActionScript 2 üzerinde bu tür çalışmalar yaptıysanız etiketlerin çok önemli olmadığını ve çalışmalarınızı child üzerinden yani çocuğu, onun alt çocuğu şeklinde bir şekilde iç içe yapıları kullanarak veriye ulaştığınızı gözlemleyebilmişsinizdir. Ama ActionScript 3 içerisinde bu etiket isimlerini direkt olarak kullanarak veriye ulaşma söz konusu. Ki bu çok daha avantajlı ve çok daha hızlı bir geliştirim ortamı sağlamakta. Şimdi private function XML okunun içerisinde genel yapıyı oluşturalım. Öncelikli olarak değişkenlerimizi arzu ederseniz burada belirleyelim. Bu değişkenlerimiz hem bu yükleme ile ilgili hem de bu istekle ilgili olan değişkenler olacak. Burada şöyle bir yöntem izleyebiliriz. Adres XML diyerek bunun bir yapısını oluşturabiliriz. Örneğin bu bir string olabilir ki string olmak zorunda belki de XML test nokta XML şeklinde oluşturduğumuz dokümanın adresini buraya yazıyoruz. Tabii şu anda sadece kendi içinde yani kendi bulunduğu klasörün içinde olan bir yapıyı bu şekilde almamız mümkün. Bu dokümanlara da hem XML test AS, XML test FLA ve XML test XML dosyasına izleyoran.com'un blog sitesinden ulaşabilirsiniz bu dokümanlara. Bunu oluşturduktan sonra şimdi XML dokümanımızı oluşturalım. Var XML dokümanımızı, daha doğrusu XML sınıfımızı oluşturalım. Buna baştan i diyerek karışıklığı engelleyelim. İ XML bu bir XML dokümanı ve new XML olarak bunu dokümanı oluşturmuş olduk. Şimdi artık gerekli olan bağlantılara geçebiliriz. Burada öncelikle istek kısmını burada tasarlayalım. Diyebiliriz ki var istek URL yeni bir URL burada request alacaktır. Eşittir new URL request diyerek adres XML'i burada belirtebiliriz. Properties'i biraz daraltayım. Daha rahat tek satır şeklinde görebilme şansına sahip olalım. Burada aslında adres XML'i de oluşturmayıp buradaki test XML test XML'i direkt buradaki bölüm içine de yazabilirdik ama bu şekilde belki daha rahat okunabilmesi mümkün olabilir. Daha sonra yine var yükleyici URL diyerek bir URL loader sınıfını burada aktif hale getiriyoruz ve URL loader diyerek burada istek URL'yi bununla ilişkilendiriyoruz. Bu aşamadan sonra bir dinleyici ekleyeceğiz. Yani yükleyici URL'ye bir event listener ekleyeceğiz. Bunun sebebi de eğer herhangi bir şekilde
XML dosyasını yükleyemezse işlemlere devam etmesin şeklinde bir çalışma olacak. Bunu da complete dedikten sonra XML göster şeklinde bir fonksiyonu tetiklemesini isteyeceğiz. Burada da bu fonksiyonu oluşturalım. Function XML göster diyerek, ki bu bir event yapısına sahip olacaktır. Bu fonksiyona da event özelliğini tanımlayabiliriz ve herhangi bir şekilde bir return'ı olmayacak, bir geri dönüşü olmayacak. Bunu trace'de gözlemleyeceğiz. Ve bu fonksiyon içine de öncelikli olarak bu bağlantısını sağlayalım. Yani bizim esas XML çalışmamızı, XML'in bu yükleyici URL ile'deki datasını alıp bizim değişkenimize yerleştirmesini sağlayalım ve daha sonra da trace komutuyla XML nesnemizi, oluşturmuş olduğumuz XML nesnesini gözlemleyelim. Evet, genel olarak kodlarımızı tamamladık. Burada çalıştırdığımız zaman bir takım farklı sonuçlarda görebiliriz. Yani bir takım sorunlar, sıkıntılarda olduğunu görebiliriz. Şöyle bir koda baktığım zaman, örneğin XML testle ilgili ve yine XML testin fonksiyonuyla ilgili bir takım eksiklikler gözüme çarptı. Şimdi bunlarla ilgili bir daha bir kodu kontrol edebiliriz ve Ctrl Enter'a basarak buradaki sonuçlarını görebiliriz. Burada bir yine line 8'de bir küçük hata gözükmüş. Şimdi o hatayı kontrol edelim. Evet, bu değişiklikleri kaydetmediğimiz için bunu yaşamışız. Kaydedip tekrar kontrolümüzü yaptığımız zaman XML dokümanına ulaşabildiğimizi görüyoruz. Tabii sadece bu XML dokümanının tamamını görmek değil, bir takım verilerine ulaşmak da isteyebiliriz. Örneğin buradaki XML dokümanı içindeki ürünler yapısının veya ürünün içindeki tam adları neler, bunları görmek istiyoruz. Bunu görebilmek için tam adı şeklinde ifade ettiğimiz zaman bu dataları görme şansına sahip olabiliyoruz. Aynı zamanda bu yapı içerisinde belirli bir bölüme de ulaşmak isteyebiliriz. Yani tam adı ama burada yine etiketli bir şekilde geliyor. Bunlardan herhangi bir tanesini almak isteyebiliriz. O zaman burada yine aslında dizilerde kullandığımız yöntemi kullanıyoruz. Örneğin ilk elemana ulaşmak için tam adı sıfır şeklinde bir çalışma yapmamız yeterli. Ctrl Enter'a bastığımız zaman flash yapısını alabiliyoruz. Burada isterseniz bir küçük örnekle çalışmamızı tamamlayalım. İsteyelim ki burada ürünlerin tam adlarını görüntüleyelim. Ve aynı zamanda işte ürünün tam adı flash ve ürünün kısaltması FL şeklinde bu ifadeleri görelim. Ve tüm bu çalışmalar için bunu yapalım. Belki bir döngü kullanarak bu çalışmaları yapmak daha uygun olacaktır. Buradaki çalışmamızda şu tür bir yapı oluşturalım arzu ederseniz. Bir for döngüsü oluşturalım. Bu for döngüsü içerisinde bir i değişkenimiz olsun. Diyelim ki var i. Burada pozitif sayılar için uint kullanabiliriz. Burada ilk baştaki değeri 0 olarak bunu verelim. Ve daha sonra buradaki çalışmadan, yani i küçüktür diyerek, toplam eleman sayısını burada hesaplatalım. Toplam eleman sayısını hesaplatmak için ise şöyle bir yöntem uygulayabiliriz. Örnek olarak toplam ürün diye bir değişken oluşturalım.
var toplam ürün. Yine bu da pozitif değerlere sahip olabilecek UINT değeri olsun. Eşittir dedikten sonra bizim XML nesnemizin içindeki ürünlerin uzunluğunu buradan alabilmemiz mümkün ve bu uzunluğu da bu toplam ürün değerine eşitleyip küçüktür, ilk küçüktür, toplam ürün diyerek sıfırdan itibaren başladığı için örneğin 4 tane ürün varsa 4'e kadar bu işlemi tekrar etmesini sağlayacağız ve i'yi de arttırmasını isteyeceğiz. Bu for döngümüzün içine de yine bir arzu ederseniz trace komutu ile bu çalışmayı yapabiliriz. Trace dedikten sonra ürün tam adı diyerek bu çalışmamızı belirleyip daha sonra xml nokta ürün nokta tam adı ve artık buradaki değerimizi i olarak belirleyip i değeri arttıkça bunların yer almasında ve işte sıfırıncı eleman, birinci, ikinci eleman şeklinde gelmesinde sağlayabiliriz. Daha sonra bunu artı diyelim ve çift tırnak içinde birer boşluk bırakalım buradaki bölümlerle ilgili olarak ve ürün adının kısaltması şeklinde bir ifadede bulunalım ve bu sefer de yine XML nesnemizin ürün grubu içerisindeki kısaltma bölümündeki değerlerini almak için yine burada da i değişkenini kullanalım. Şimdi kodumuzu kontrol edelim. Aslında burada toplam ürünü ürünler bölümü değil de ürün kısmını almamız gerekiyor. Çünkü ürün bazında bir yapı var. Bizim ürünlerimiz ana düğümümüz olduğu için ürünün daha doğrusu buradaki her bir ürünü saydığı için ürün nokta length şeklinde almamız daha mantıklı olacak. Bu aşamadan sonra Ctrl Enter'la çalışmamızı yayınladığımız zaman for döngüsünün düzgün bir şekilde çalıştığını ve ürün tam adının flash, ürün adının kısaltmasında FL şeklinde bu bilgileri çekip bu bilgileri istediğimiz gibi kullanabildiğimizi görüyoruz. Belki burada toplam ürünü hesaplatmadan da for each döngüsüyle bu çalışma yapılabilirdi. For each döngüsüyle bu çalışma yaptığımız zaman zaten kaç tane eleman varsa o eleman sayısı kadar bu döngüyü çalıştırdığında ifade edebiliriz.